Merhaba arkadaşlar. Önceki derste Python'a giriş yaparak veri tiplerine bakmıştık. Bu derste Python ile sayı veri tiplerine giriş yaparak sayı veri tipleri nasıl kullanılacağına bakalım. İlk olarak sayı veri tipleri genellikle sayısal değer olarak depolanır. Python'da ise 3 sayı veri tipi vardır. Bunlardan ilki integer yani tam sayı veri tipi pozitif ya da negatif değerler alırlar ama ondalıklı değer almazlar. Örneğin 10 ve eksi 20 gibi. İkincisi float yani ondalıklı değerler alırlar. Mesela 10.5 ve eksi 30.2 gibi. Son olarak çok fazla kullanılmayan kompleks sayı tipi yani karmaşık sayı veri tipi. Yine örnek olarak mesela 10 artı 30 y gibi bir sayı yazabiliriz. Burada karmaşık sayılarımız sanal ve reel kısımlardan oluşur. Şimdi örneklerle sayı tiplerimize bakalım. İlk olarak number 1 diye bir değişken adı oluşturalım ve değeri 30 olsun. Şimdi oluşturduğumuz sayının veri tipini sorgulayalım. Bunun için type fonksiyonunu çağıralım ve değişkenimizi girelim. Sonucu görmek için print fonksiyonunu çağıralım ve kodu çalıştıralım. Evet, burada çalışma dosyamızı seçelim. Evet, gördüğümüz gibi sonuç integer yani tam sayı veri tipi. Şimdi ikinci sayımız için bir değişken oluşturalım. Buna da number2 diyelim. Değerimizi 20.33 yapalım. Kodu çalıştırdığımızda sonucun float yani ondalıklı sayı tipi olduğunu görüyoruz. Şimdi de üçüncü sayı veri tipimizi oluşturalım. Üçüncü sayı tipimizi sorguladığımızda sonucun kompleks sayı tipi olduğunu görebiliyoruz. Sonuç olarak değişkenleri sayı atadığımızda sayısal bir veri oluşturmuş oluyoruz. Şimdi de Python ile matematik operatörlerine bakalım. Matematik operatörleri Python'da temel matematik işlemlerini yapmamızı sağlarlar. Bunlar toplama, çıkarma, çarpma, bölme, tam bölme, üst bulma ve kalan ya da mod bulmadır. Şimdi ilk operatörle başlayarak işlemler yapalım. Yine buradaki değişkenleri kullanalım. İlkine 65 diyelim. İkincisine 29 diyelim. Ve üçüncüsüne 23.5 diyelim. Sayılarımızı oluşturduktan sonra print fonksiyonuna ilk sayımızı yazalım. Artı operatörüyle toplayalım ve ikinci sayı yazalım. Kodu çalıştırdığımızda sonucun 2 adet integer yani tam sayı değerinin toplam sonucunu görebiliyoruz. Şimdi de birinci ve üçüncü sayıları toplayalım. Kodu çalıştırdığımızda ondalıklı ve tam sayı toplam sonucunu görebiliyoruz. Yine çıkarma işlemiyle iki sayının farkını alabiliriz. Mesela yaptığımız toplam işleminin tersini yani farkını alalım. Buradaki artı operatörünü eksi yapalım. Evet şimdi de tam sayı ve ondalıklı sayı tipimizin fark sonucunu görebiliyoruz. Yeniden ikinci sayımızı girelim. Kodu çalıştıralım. Şimdi de birinci ve ikinci sayılarımızın farkını görebiliyoruz. Sonraki matematik operatörüne bakarsak burada çarpma operatörünü görüyoruz. Burada da yine birinci ve ikinci sayılarımızı çarpalım. Eksi operatörünü çarpı operatörüyle değiştirelim ve kodu çalıştıralım. Kodu çalıştırdığımızda iki sayının çarpımının sonucunu görebiliyoruz. Ya da ikinci ve üçüncü sayıları çarpalım. Evet, kodu çalıştırdığımızda yine iki sayının çarpım sonucunu görebiliyoruz. Sonraki matematik operatörüne bakarsak burada bölme operatörünü görüyoruz. Aynı şekilde çarpım operatörünü bölme operatörüyle değiştirelim. Sonuca baktığımızda üçüncü sayının ikinci sayı ile bölümünü görebiliyoruz. Ya da birinci sayı ikinci sayıya bölelim. Kodu çalıştıralım. Kodu çalıştırdığımızda birinci sayının ikinci sayıya bölümünü görebiliyoruz. Burada dikkat edersek bölüm sonucunda tam ve ondalıklı kısımları görebiliyoruz. Sonraki bölme işlemine baktığımızda burada tam bölme işleminin olduğunu görüyoruz. Tam bölme işleminin bölme işleminden farkı tam bölmede sonucun sadece tam kısmını görebilmemizdir. Mesela bölme işleminde tam ve ondalıklı kısımları görürken tam bölme işleminde sadece tam kısmı görüyoruz. Yine aynı şekilde buradaki bölme işlemini tam bölme işlemi yaparsak sonucun bölme işleminden farklı olarak sadece tam kısımdan oluştuğunu görebiliyoruz. Sonraki matematik operatörümüz üs alma operatörüdür. Yine aynı sayılarla üs alırsak sonucun çok büyük bir sayı olduğunu görebiliyoruz. Daha küçük sayılarla işlem yapalım. Mesela 5'in 3. kuvvetini bulalım. Kodu çalıştıralım sonucun 125 olduğunu görebiliyoruz. Ya da 2'nin 6. kuvvetini bulalım. Sonucun 64 olduğunu görebiliyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken noktalardan biri karekök alırken de üs alma işlemini kullanabiliriz. Mesela 64'ün karekökünü almak için üs olarak 0.5 yani 1 bölü 2 değerini kullanabiliriz. Evet 64'ün karekökünün 8 olduğunu görebiliyoruz. Ya da 36'nın karekökünü alırsak sonucun 6 olduğunu görebiliyoruz. Son olarak mod yani kalan bulma işlemine bakarsak mod ile bölme işlemi sonrası kalanı bulabiliriz. Mesela birinci sayının ikinci sayı ile bölümünden kalana bakalım. Kodu çalıştırdığımızda ilk sayının ikinci sayıya bölümünden kalanın 7 olduğunu görebiliyoruz. Ya da birinci sayı 3'e böldüğümüzde kalan sonucun 2 olduğunu görebiliyoruz. Evet, Python'da operatörlere baktıktan sonra şimdi Python'da işlem sırasına bakalım. Python'da işlem önceliği matematikteki işlem önceliği ile aynıdır. Önce parantez içi işlemler yapılır. Yine çarpma ve bölme işlemleri toplama ve çıkarma işlemlerinden önce yapılır ve işlemler soldan sağa doğru yapılır. Şimdi buradaki satırları silelim. Önce işlem diye bir değişken oluşturalım. Bu arada dikkat ederseniz, şey harfini kullanmıyorum. Bunun sebebi Python'da Türkçe karakterler kullanmamalıyız. Bu yüzden şey yerine S harfini kullanıyorum. İşlemimizi 15 çarpı 4 bölü 2 artı 6 eksi 2 yapalım. Değişkenimizi print fonksiyonuyla yazdıralım kodu çalıştıralım. Evet işlem sonucumuzun 34 olduğunu görebiliyoruz. Şimdi işleme baktığımızda burada parantez göremiyoruz. Önce çarpma ve bölme işlemlerini yapalım. Soldan sağa doğru önce 15 çarpı 4 60 bölü 2 30 artı 6 36 ve eksi 2 dersek sonucun 34 olduğunu görebiliyoruz. Şimdi işlemimize bir parantez ekleyelim. Burada 2 artı 6'yı parantez içine alalım. Kodu çalıştırdığımızda sonucun 5.5 olduğunu görebiliyoruz. Burada da önce parantez içine yaparsak 2 artı 6 8 olduğunu biliyoruz. Soldan sağa doğru devam edersek 15 çarpı 4 60 bölü 8 7.5 ve eksi 2 dersek 5.5 olur. Şimdi öğrendiklerimizi pekiştirmek için bir örnek yapalım. Örneğimizde klavyeden girilen bir üçgenin kenar uzunluğu ve bu kenara dik kenar uzunluğuyla üçgenin alanını bulalım. Bunun için ilk değişkenimize yani kenar uzunluğuna b diyelim. Kullanıcıdan değer alacağımız için input fonksiyonunu çağıralım. Şimdi input fonksiyonuyla kullanıcıdan lütfen kenar uzunluğunu giriniz mesajıyla uyarı verelim. Burada önceki dersimizde input fonksiyonunun veri tipinin string olduğunu söylemiştik. Bunu integer veri tipiyle sayıya çevirelim. Şimdi diğer kenarımızı isteyelim. Değişken adına yükseklik için h diyelim ve yine input fonksiyonuyla lütfen yüksekliği giriniz mesajını verelim. Şimdi yeni bir değişken oluşturalım. Buna da alan diyelim ve üçgen alan formülünü girelim. Burada kenar çarpı yükseklik bölü 2 diyelim. Son olarak sonucu print fonksiyonuyla ekrana yazdıralım. Kodu çalıştıralım. Evet ilk olarak kenar uzunluğunu girelim. Kenar uzunluğuna 30 diyelim ve enter diyelim. Şimdi yüksekliği girelim. Yüksekliğimiz 10 olsun. Yine enter diyelim. Evet sonuç olarak 150 üçgen alanımızı görebiliyoruz. Çıktı sonucumuzu alırken üçgen alan mesajını da alalım. Bunun için print fonksiyonuna çift tırnakla üçgen alan mesajını girelim ve virgülle ayıralım. Sonucu bastıralım. İlk değeri 20 diyelim ve ikincisine 5 diyelim. Evet çıktı olarak üçgen alanımızı görebiliyoruz. Bu derste Python'de sayı veri tiplerine ve matematiksel operatörlere baktık. Bu tarz serilerin devamı için beğeni paylaşıp abone olabilirsiniz. Sonraki derslerde görüşmek üzere. iyi çalışmalar dilerim.